Merhaba. Greenwich Yeşil Hafta'ya özel gerçekleştirecek olan Avrupa Konseyi ve Selçuk Üniversitesi Erasmus Kurum Koordinatörlüğü ile düzenlenmiş olan Sıfır Kirlilik Projesi için gerçekleştireceğimiz röportajlarımızdan birisinde Öykü Sorgun bizimle birlikte. Merhaba Öykü Hanım, hoş geldiniz. Ben Merhabalar. bu projenin katılımcılarından birisiyim. Bugün sizinle sıfır kirlilik üzerine konuşacağız. Ama öncelikle sizi tanıyabilir miyiz biraz? Tabii ki. Öncelikle davetiniz için teşekkür ederiz. Böyle güzel ve kapsamlı bir çalışma için içerisinde olmak bize mutluluk veriyor. Kendimi kısaca tanıtmam gerekirse, ben aslında kendimi kısaca sosyal girişimci olarak tanımlayabilirim belki. Önce girişimciyim, sonra sosyal tarafa ağır basan bir girişimciyim diyebiliriz. 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi Mütercim Tercümanlık bölümünden mezun olduktan sonra çeşitli girişimlerde ve ajanslarda pazarlama tarafında çalıştım. Hep aklımda böyle bir sosyal tarafa kaymak vardı. Ben bu alanda bir yüksek lisans yapayım dedim. Sosyal inovasyon üzerine bir tezimi yazdım. Tasarım Teknoloji ve Toplum bölümünde yüksek lisansımı yaptım. Bu sırada bir girişim teşebbüsüm oldu diyeyim. onu tam ilerletemedik. Fakat mezuniyetimle beraber Boğaziçi Üniversitesi'nden arkadaşlarımla bir takas uygulaması başlattık. Şu anda da orada pazarlamadan sorumlu kurucu ortak olarak çalışıyorum diyebilirim. Evet. Bu takas alanındaki faaliyete göstermeyen ne zaman ve ne şekilde karar verdiniz? Bunu tekrar açıklar mısınız? fikri aslında arkadaşım geliştirdi. O da bir Dünya Gazetesi'nde bir haber okuyor. Şirketler arası ve ülkeler arası bir takas modeli yapan şirketin haberine rastlıyor. Ve model inanılmaz ilgisini çekiyor. Yani benim neden cebimde yok, ben neden takas edemiyorum diyor. Bildiğiniz gibi ikinci el ürünler artık daha fazla el değiştirir oldu. Bunu bir takas modeli haline getirelim diyor. Böyle bir tohumunu atıyor. Sonra anlatırken beraber konuşuyoruz. Hadi beraber diyoruz. Ve böyle yola çıkıyoruz. Takasta ürünlerin raf ömürlerini uzatmak, yeniden ekonomiye katmak atılda duran ürünleri açısından çok aslında bir yandan da çevre konusuyla doğrudan olmasa bile dolaylı olarak ilişkili bir konu. Böyle. Evet, anladım. Teşekkürler. Bildiğiniz üzere günümüzde çok fazla çevre sorunu var ve kaynakların verimli kullanılması çok önemli. Çevre kirliliğini önlemede. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bizimle düşüncelerinizi paylaşır mısınız? Çevre kirliliği konusu hani direkt doğrudan benim hani çok fikir beyan edebileceğim bir konu değil ama kişisel olarak belki fikirlerimi paylaşabilirim. Onun yanı sıra aslında çevre kirliliğinin en büyük katkı sağlayan şeylerden biri doğrusal ekonomi modelinde ilerliyor olmamız diyebiliriz. Buradan daha çok döngüsel bir sisteme geçiyor olmamız lazım. Yani atık kavramını biraz artık dönüştürmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bu yeniden kullanımla da olabilir. Bunu ileri dönüştürmek de olabilir. Tekrar kullanılacak bir ürün haline getirmek zaten ileri dönüşüm ya da geri dönüşümü başarılı bir şekilde sağlıyor olmak olabilir. Bununla beraber hani birazcık daha atık ya sistemsel bir değişimle atık problemini daha kolay bir şekilde ya da kolay demeyeyim de çözüm üretebiliriz gibi düşünüyorum. Peki çevre kirliliği konusunda ekip olarak ya da bireysel yaptığınız çalışmalardan genel ve kısa bir şekilde bahseder misiniz bize? Tabii. Biz hani aslında yola şey olarak başladık. Yani döngüsel ekonomi kapsamında ürünlerin yeniden kullanımına odaklanalım ve bunların kolay el değiştirmesini sağlayalım diye. Bartın'ın böyle bir şey var, misyonu var. Bireysel olarak ben hani kendi çabalarımla uğraşıyorum diyeyim.
bir mesela buradan mesela çok çevre kirliliği çok bireylerin üzerine bırakılmış bir sorumluluk gibi geliyor. Aslında kurumların daha çok sorumluluk alması gerekiyor diye düşünüyorum. Bunu düşünerek böyle bir Change.org'da kampanya başlatmıştım hatta plastik poşetler üzerine. Birazcık böyle örgütlenip şey yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani sorumlu tutmak, yani karşı tarafı sorumlu tutmak gibi adımlar atabiliriz bence. Evet. Peki çevre kirliliğinin en büyük etkeni olan atıkların daha aza indirgenmesi açısından nasıl önlemler alınabilir sizce? Güzel bir soru. Yani bunun yine çok katmanı var bence ve hani ben burada doğru bir merci miyim bilmiyorum ama bence en basitinden belediyelerin atık toplama üzerine daha kapsamlı bir sistem geliştirmesi olabilir. Ben çünkü gıda çöpümü çöpe atmak istemiyorum ama atabileceğim bir yer yok. Hani evde tamam bokaşı kompostu yapayım ama o da yeterli gelmeyebiliyor. Bu hani ayrıştırmayı bir belediyelerin sistem olarak oluşturması önemli bence ilk başta. Bunun ilk hani herkesin söylediği aslında bir bilinçlendirme şeyi gelir. Herkese anlatalım bunu nasıl yapacağımızı vesaire. Ama bu da işte o sistemlerin kurulmasıyla gerçekleşebilecek bir şey oluyor. Yani ben bireysel olarak çaba sarf edeyim ama sürekli benim önüme engeller geliyorsa bunu yaparken bir noktada bırakabiliyorum veya vazgeçebiliyorum. Dolayısıyla hani tek boyutlu değil de birçok paydaşın aynı anda harekete geçiyor olması lazım diye düşünüyorum. Evet. Birlik olmak önemli. Peki tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çevre kirliliği üzerine çalışmalar yürütülüyor. Bu çalışmaları ne kadar yerinde buluyorsunuz? Genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Çevre kirliliği spesifiğinde açıkçası çok hakim değilim yine. Ama girişimlere bakıyorum. Mesela fazla gıda çok ne diyeyim ilham verici bir girişim. Bunun yanı sıra Evreka var. Yine böyle teknolojiyle işte direkt çevreyi odaklayan girişimleri çok başarılı buluyorum ve daha da desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Onun dışında çok spesifik olarak şu aksiyonlar alınıyor ve bunları üzerinde bir düşüncem var gibi bir şey maalesef paylaşamıyorum açıkçası. Böyle. Anladım. Teşekkürler. Rica Son olarak biliyorsunuz bu etkinlik Green Week kapsamında düzenleniyor. Bu hafta ile ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz? Benim açıkçası hani bu projeyle beraber haberim oldu ve incelediğimde içeriğinin çok dolu, işte birçok partneri kapsayan ve bir yandan da sanatın böyle iletişim dilini de kullanarak böyle bir güzel bir çerçeve olduğunu fark ettim. Ben de izleyeceğim inşallah diğer şeyleri, içerikleri. Teşekkür ederiz öncelikle dahil ettiğiniz için. Bir yandan da haberimiz de oldu. ellerinize sağlık. Evet, biz teşekkür ederiz katılım sağladığınız için, röportaj için.